Kendi cebini aradım. Ulaşamadım. Ahmet abiyle oturup ilk konuştuğumuzda aynı mahallenin evlatlarıyız. Ben de Sarıcıoğlu mahallesinin burada oturanıydım. İlkokulu Barbaros İlkokulu'nda okudum. Nasıl güzel dostlar biriktirmiş annem ya. Nasıl güzel bir evlat yetiştirmişsin sen. Allah razı olsun. Herkes çok seviyordu. Allah razı olsun. Herkesin söylediği o cümleleri görsen. Hakkında yazılan yazılar okudular mı sana? Çocuklar okudu hepsini. Hepsini okudu değil mi? Hepsini okudu. Çok güzel bir evlat yetiştirmişsin. Kaç çocuğumuz var annem? 5 kız, 2 oğlan da. 5 kız, 2 oğlan. Evet, Ahmet işte. Bir de Hüseyin, o alttan oturdu. Allah rahmet eylesin annem. Öyle olsun, hep geçmişlerimize Rabbim rahmet eylesin. Amin, amin. Tüm geçmişlerimize. O, Malatya'nın yetiştirdiği çok kıymetli birisi. Türkiye'nin yetiştirdiği çok kıymetli birisi. Ve hep mücadelesini verirken de bildiği doğrularla istikametinden hiç şaşmadan. Şaşmadı. Ümünmedi. Kendisini yani şey yapmadı. Hani işte ben böyleyim deyip de kendisine ümünmedi. Hep kendi halindeydi. Hep kendi halindeydi. Yani biz de öyle yani. Hamdolsun. Biz de öyle. Hamdolsun. Güzel annem benim. Allah sana uzun ömür versin. Sağlıklı ömürler versin. Sağlıklı ömür versin. Çocuklarına, torunlarına sağlıklı ömürler versin inşallah. Hakan dedi, bir 10 gün sonra dedi, geleceğiz, babaanneyi göreceğiz dedi. Burada olduğunu duyunca dedim ki ben gideyim, annemin bir tane elini öpeyim. Duasını alayım, başsağlığı dileklerimizi ileteyim. Allah razı olsun. Allah size de böyle bir büyük acı tattırmasın hepimize de. Amin. Yani zor, kolay değil. Amin. Hepimiz için de zor. Hepimiz için zor. Allah kimse evladını imtihan etmesin. Amin. Bizim partide, genel merkezde, Cumhurbaşkanlığımızda Ahmet Cumhurbaşkanımız Ahmet abiyi hem çok sever, hem de uzun yıllar diyalogları olan, dostlukları olan çok kişi var. Birçok kişiyi etkisine almış, yazmış, okumuş, kitaplarıyla ışık olmuş. Onun yani hiç kimsenin arkadaşım olmaz. Onun arkadaşı kitaplarıydı. Hep kitaplarıydı. Arkadaşı kitaplarıydı. Şurada 50 kişi oturmuş olsaydı bilmezdi ki kaç kişi orada oturuyor. O kitabı yönlendirilirdi. Hep kitaptı. Gecesi. Çocukken de kitap çok. Aynen. 5. sınıfa gidiyordu mesela. Barbaros'ta okudu değil mi o? Tabii Barbaros'ta okudu. Aynı okuldan mezunuz. 5'e gidiyordu, 4'e gidiyordu. O karikatür yapıyordu. Şey, yazı yazıyordu. O şeyden yani o sıralardan bilene karikatür yapardı. Şey yaz, işte ne bileyim bir şeyler yazardı. Bir şeye gitti. Dedi, ben de Yaşar Kaplan gelmiş dedi, Elazığ'a gideceğim dedi, arkadaşıydı. Elazığ'a gideceğim dedi, gitti. Cumartesi günü gitti, pazar günü akşama dönecekti. Dönmedi, bekledim, dönmedi. Bu zamanlar oldu, dönmedi. Dönmeyince, ben de üzüldüm, dedim ki, Ahmet beni görmedi dedim. Niye dedim, şey, gecikti. Yani Yaşar'a tedirgin oldu. Baktım telefon çaldı. Telefon çaldı ki telefona kaldırdım. Dedi sen oğlun neydi dedi, Ahmet Kekeşmir de dedi. O zaman lise çağlardı. Dedi Ahmet Kekeşmir de dedim Elazığ'a gitti dedim. Kimin yanına gitti? Benim Yaşar Kaplan'ın yanına gitti. Arkadaşı da bir oraya gitti dedim. Dedi ne zaman gelecekti? Dedim gelecekti gelmedi. Gelmedi deyince
Onlar da yolda dergi hani şeyindeydi, şirketin cebindeymiş. Gelirken Elazığ yolundan onu şeydiler, yakalıyorlar polisler. Yakalıyı dergi çıkarım cebinde. Bunu götürüyor karakola. Karakola gidiyor, bütün komiser bırakmıyor. Komiser bırakmayınca diye annemi arayınca sorun diye. İfademiz aynı değilse diye ben bırakmadım diye. İfade aynı olunca baktım eve geldi. Yani o olayları çok şey atlattı yani şeydi yaşadı öyle olayları. İşte sonra doğruluktan istikametten yok, ayrılmayınca hiç çok şükür. Hiç doğruluktan şaşmadı. Çok şükür. Hep doğrudan yanaydı. Mekanı cennet olsun. Senin ellerinden öpüyoruz. Öyle güzel bir evlat bulmuşsun. Allah size devlet acısı göstermesin büyük acılar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah size de razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Hocam cennet olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun.